Türkiye'de gazetecilik zaten hiçbir zaman özgürce yapılmış kamusal bir görev olmadı. Fakat 1990'lı yıllardan sonra Türkiye'de gazetecilere yönelik baskı ve saldırılarda bir konsept değişikliğine gidildi. Bunun nedeni 1992 yılında Özgür Gündem'in yayın hayatına başlamasıydı. Çünkü Özgür Gündem gazetesiyle birlikte aynı zamanda bir de Türkiye'de özgür basın mücadelesi başladı. Bu nedenle özgür basına yönelik siyasi iktidarların, o dönemdeki siyasi iktidarların da topyekün bir saldırıları yaşanmaya başlandı. Ahmet'te daha gazetemiz yayın hayatına başlayalı bir hafta olmuştu ki 8 Haziran 1992 günü Ahmet'te Hafız Akdemir arkadaşımız katledildi. Hafız'ın ardından birlikte çalıştığımız gazeteci arkadaşlarım Ferhat Tepe, Kemal Kılıç, Hüseyin Deniz, Mehmet Şenol, Nazım Baboğlu, Ape Musa, daha pek çok arkadaşımız peş peşe katledilmeye başlandılar. Ben de o dönemde tesadüfen hayatta kalmış bir gazeteciyim yani. Fakat bu saldırılar karşısında ben o dönemde şöyle düşünmeye başlamıştım ki birçok arkadaşım da eminim benim gibi düşünmüştür. Devlet güçleri bizi katletmek için üzerimize bu kadar acımasızca geliyorsa biz tarihi bir iş yapıyoruz. Tarihsel bir görevi yerine getiriyoruz. Karanlıkta kalması istenilen gerçekleri açığa çıkarıyoruz. Devlet güçlerinin bölgede Kürdistan'da işlediği savaş suçlarını kamuoyuna duyuruyoruz. Bizim böyle bir tarihi misyonumuz olduğunu, böylesi bir tarihi misyonu üstlendiğimizin farkındaydık. Yani insanlığa karşı bir sorumluluktu bizim yaptığımız iş. Canımızdan olma pahasına bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorduk. Başka da yapabileceğimiz bir şey yoktu zaten. Yani bu insanın biraz da kendisine duyduğu saygısıyla ilgili bir şey. O dönemde birçok Özgür Gündem gazetesinde çalışan ve yaşamını ortaya koymuş arkadaşlarımın da benim gibi düşündüğünü ben eminim. Bunun için biz bu saldırılara karşı asla geri adım atmadık. O dönemde katledilmiş gazeteci arkadaşlarımızın sayesinde özgür basın geleneği yaratıldı. İşte 90'lı yıllarda katledilmiş gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı haberler sayesinde bugün askerler tarafından 3000 köyün yakıldığını herkes biliyor. 17 bin sivil insanın sokaklarda JITEM tetikçileri tarafından katledildiğini ve bu sivil insanların nasıl ve neden katlediklerini yine o dönemde öldürülen gazeteci arkadaşlarımızın yaptığı haberler sayesinde biliyoruz. Abi 90'lı yıllarda özgür basın çalışanları elbette evet dünyada eşi benzeri olmayan bir imha saldırılarına maruz kaldılar. Topyekün bir imha süreci başlatılmıştı. 94 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda Kürt basının tamamen bertaraf edilmesine yönelik bir karar alındı. Bu karar nedeniyle de 3 Aralık 1994 tarihinde Özgür Gündem'in devamı olarak yayına başlayan Özgür Ülke Gazetesi'nin İstanbul'daki merkez bürosu, Ankara'daki bürosu bombalandı. Gazete binamız yerle bir edildi. Bu bombalama sırasında Ersin Yıldız arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yine 23 tane gazeteci arkadaşımız yaralandı. Ancak özgür basın bu imha saldırılarına rağmen yayınla bir gün bile ara vermeden devam etti. O dönemde herkes hatırlar 4 Aralık günü Özgür Ülke Gazetesi dostlarının ve devrimci basın emekçilerinin yardımlarıyla "Bu ateş sizi de yakar" manşetiyle yayına başladı, devam etti ve bugünlere kadar geldi. Özgür Ülke Gazetesi'nin o dönemde Milli Güvenlik Kararı'nın ardından Başbakan Tansu Çiller'in emriyle bombalanması elbette Kürt basınını susturamadı. Fakat Türkiye'de gazetecilere yönelik baskılar da sona ermedi. AKP iktidarında da gazeteleri kapatmalar, sansür uygulamaları, gözaltılar, işkenceler, gazetecileri tutsak etme politikaları aralıksız sürdürüldü. Birçok gazeteci arkadaşımız işkencelerden geçirildi, tutsak edildi. KCK basın adı altında yapılan saldırılarda 20'nin üzerinde gazeteci arkadaşımız tutsak edildi. Yine 2016 yılında 13 Dicle Haber Ajansı muhabir arkadaşımız tutsak edildi. Yani bu gazeteler ve haber ajansları kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Her şeylerine el konuldu, bilgisayarlarına, kameralarına. Yine o dönemde tutsak edilen gazeteci arkadaşlarımız var. Ziya Ataman 2016 yılından beri tutsak. Baktığımızda böyle Ziya haber yapmaktan başka ne iş yapmış? Yani hiçbir şeyi yapmamış, sadece haber yapmış. Ama buna rağmen hakkında 9 yıl hapis cezası verildi. Dava dosyasına baktığımızda gazetecilik yapmasının dışında bir delil yok. Üstelik Ziya hakkında açılan dava açan hakim ve savcılar, onlar da hapsedilmiş, görevlerinden ihraç edilmişler.
Ama Ziya hala hapiste. Hapishanelerde birçok hasta tutsak var bugün. Bu hasta tutsakların tedavileri engellenerek ölüme mahkum edilmiş durumdalar. Ziya Ataman da bu hasta tutsaklardan biri. Tedavi olması sürekli engelleniyor. 2016 yılından beri cezaevinde adeta hapishanede hasta tutsakların başına getirilen işleri Ziya'nın da başına getirilmek isteniyor. Yine Ziya ile birlikte 2016 yılında tutsak edilen Nedim Türfet arkadaşımız var. Yüksekova'da Van girişinde tutsak edilmişti ama Nedim'in neden tutsak edildiğine baktığımızda görüyoruz işte Yüksekova'da özel harekat polislerinin inşaat işçilerine yaptığı işkencenin haberini yapmıştı Nedim arkadaşımız. Devlet de adeta bu işkence haberini yaptığı için Nedim'den intikam aldı. Bu yüzden de Nedim arkadaşımız hala tutsak. Yine bir Nevruz günü Kemal Kurkut'un polisler tarafından bütün dünyanın gözleri önünde katledilmesini belgeleyen arkadaşımız var. Bu arkadaşımız da bugün yüzlerce yıla varan hapis tehdidiyle yargılanıyor. Fakat bir geri dönüp baktığımızda 90'lı yıllardan günümüze kadar özgür basını susturmak için yapılmamış bir saldırı, baskı, tehdit, işkence yöntemi kalmamış. Buna rağmen özgür basın emekçileri her dönemde kendilerini hem gençleştirerek hem de geliştirerek yollarına devam etmişler. Bugün de canlarını vererek bu özgür basın geleneğini yaratan özgür basın şehitlerine layık olmak için gerçekleri yazmaya devam ediyoruz. Bu sonsuza kadar böyle sürüp gidecektir. Özgür basın geleneğini yok etmek hiçbir iktidara nasip olmayacaktır. Sürekli özgür basın geleneği içerisindeki yetişen gazeteciler hem kendilerini geliştirerek hem de gençleştirerek yollarına devam edeceklerdir. Gerçekleri yazmaya devam edeceklerdir. 6 Nisan'ın öldürülen gazeteciler günü olarak kutlanmasına rağmen cezasızlık politikası günümüzde de devam ediyor. Bugüne kadar katledilmiş hiçbir Kürt gazetecinin katili yargı önüne çıkarılmadı, cezalandırılmadı. Fakat buna rağmen Kürt özgür basın mücadelesi de taviz vermeden günümüze kadar ulaştı ve asla geri adım atmadı.